karşılaştığında pek de iyi çıkmıyor. Bazen çok daha kötü çıkıyor. Adalet götürmüşler Avrupa'ya. İşgal edeceksin, talan edeceksin, yağmalayacaksın. Kızlarını cariye olarak alıp ırzlarına geçeceksin. Oğullarını zorla alıp köleleştirip asker yapacaksın, yeniçeri yapacaksın. Ve buna adalet götürdük diyeceksin. Sizin buradaki Amerikalı milliyetçilerden hiçbir farkınız yok. Hatta çok daha kötüsünüz. Yani Amerikalılar onu yapmıyor en azından. Iraklıları alıp da asker Amerikan askeri yapmadılar. Kadınları tutup genelde bir cari yapmadılar. Yaşı bazılarının ırzına geçtiler elbette zalimler. Ama bu kadar pisliği yapıyorsun ve bu pisliği İslam adına savunabiliyorsunuz. Ve ondan sonra beni eleştiriyor. Bu adam kimi eleştirdi bu utanmaz herif? Cübbeli eleştirdi mi? Haşa, peygamberin sahabelerine, arkadaşlarına, mümin arkadaşları, münafık arkadaşları da var, kafir, müşrik arkadaşları var. Sahabe kelimesi Kur'an'da nötr bir kelime olarak kullanılır. Arkadaş. O dönemde onunla yaşamış kişiler. Müslüman olması şart değil. Ama mümin arkadaşlarına büyük bir iğrenç iftiralar yapıyor. Haşa, pislik yedirtiyor. Peygamberin tuvaletteki pisliğini onlara yedirtiyor. Bu sevapmış, sevap kazanıyorlarmış. Cennete gidiyorlarmış böylece. Kanını içirtiyor. Bu sahtekar. Haşa, ete kemiğe büründüm, Mahmut olarak göründüm diye Allah'ın Mahmut işte o bunak beyinsiz şeyhine tabii Allah'a büyük hakaret ediyor bu sahtekar. Buna ne söz söyledin? Kur'an yetimdir, babası öldü Kur'an'ın, işte peygamberin, işte Ali kazık çalktı benim köyüme, işte peygamber benim şeylere iniyor. Yalan söyleyen, bir sürü yalanlar, iftiralar atan. Fethullah Gülen'e ne eleştiri yaptın? Yaptın mı utanmaz herif sen? Daha neler? Nihat Hatipoğlu, Kur'an Müslümanlığı fitnedir, sapıklıktır diyen. Süleymi varmış da 40 yıl yukarı bakmamış Allah'a saygısından ötürü. O zaman peygamber ve beraberindekiler, bütün peygamberler saygısızdı. Çünkü havaya baktılar. Çünkü Kur'an'da diyor ki yıldızları yol bulmanız için yarattık. Göğe bakmaz mısınız? Allah'ın ayetlerini görünüz diyor Kur'an. Ama bu göğe Allah'a haşa saygısı, Allah yukarıda duruyormuş da yukarı bakmamış. Ve bu saygılı oluyormuş. Bu beyinsiz. Varsa eğer böyle uydurmuş olabilirler de. Ama beyinsiz de. Ondan sonra göğe bakınca göğe ölmüş hemen biraz bir süre, kısa bir süre sonra. Demek boynu kirişlenmiş, kaldırınca bum, kırılmış gitmiş. İlginç ilginç saçma sapan şeyler. Bunları eleştirdin mi? Yok. Gelir burada namazımı eleştirir. Ödüm sen niye namazda iki dil konuşuyorsun? Ne var bunda? Olmayacak diye bir şey mi var bunda? Yok. Namazı niye iki rekat kıldın? Üç rekat kılsaydım da sorardı. Bir rekat da kılsaydım sorardı. Olur. Kur'an'da rekat sınırı yok. Yok. Uydurmuşsun. Edip parmaklarını niye böyle tuttun falan. Kur'an'da bu yok. Bu konuda serbest bırakmış Allah. Allah'ın serbest bir bıraktığı bir konuda kararı veriyorum ben. İki rekat kararı verdim orada. Edip diyor rükû yok, secde yok Kur'an'da diyor. Ne, öyle mi diyor? Ha, diyor sen nasıl rükû ediyorsun, nasıl secde ediyorsun? Sadece Kur'an'a göre. Kur'an'da rükû geçiyor, secde geçiyor. İki anlamıyla hem zihinsel secde, zihinsel olarak ittiba etmek, uymak bir emre, secde. Mesela Adem'e secde ettiler onlar. Zihinsel olarak Adem'in üstünlüğünü kabul ettiler. Adem'e hizmet edecekler melekler. Allah'ın kullandığı güçler. Kontrolcüler, meleke, kontrol etmek demek. Veyahut da oraya diyor, Mısır'a diyor, secde ederek gidin, kapılardan secde ederek, secde halinde, yani mütevazı bir şekilde, dikkati çekmeden, itiraz, isyankar değil. Gireceksiniz oradan, böyle kapıdan öyle gir. Bir de gerçekten de fiili olarak secde etmek. Onlar yere secde ederler, kapanırlar diye ifade var. Veyahut da bir şeyin gölgesi yere secde ediyor. İki türlü, hem zihinsel hem de fiziksel olarak şey göstermek, tevazu göstermek, İtaat ettiğini ifade etmek. Budur. Kur'an'da geçiyor secde. Rükû, kıyam Kur'an'da geçiyor. Hadiste de geçiyor. Kur'an'da geçince anlaşılmıyor ama hadiste olunca hemen birdenbire anlıyorlar. Aynı kelime, aynı Arapça kelime. Hadis kitaplarında resim mi var? Resim mi var? Yok.
Peygamberin video klipleri mi var? Yok. Kelime, kelime, Kur'an'da kelime. Kur'an ahsenil hadis, en güzel hadis. O ise hadisin yuftera, öbür kitaplarda uyduruk hadis. Bu uyduruk hadisi Kur'an ahsenel hadise, en güzel hadise tercih edelim diyor. Kur'an secde deyince anlamıyor ama hadis secde deyince, Muhammed Peygamber secde etti deyince anlıyor. Kur'an secde edin deyince anlamıyor. İlginç bir saçma sapan bir mantık. Ama mantıksızlık. Daha neler soruyor? Yani bu detaylara girmeyeyim, inşallah benim arkadaşlar buna cevap